Maalesef değerli arkadaşlar, dün gece spor sahalarında görmek istemediğimiz çok üzüntü verici hadiseler gerçekleşti. Hakeme yönelik bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Çok çirkin hareketler bunlar. Elbette ki hemen hadisenin başlangıcından itibaren gerekli adli soruşturmayı başlattık. Ve bu soruşturma çerçevesinde hakeme yönelik saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'nce de saldırıyı gerçekleştirenler hakkında tutuklama kararı verildi. Ve sahaya inen görüntülerden tespit edilen kişilerle ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Yine onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var. Burada 6222 sayılı kanunumuz açık. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. 17. maddeye aykırılık teşkil eden hususlar söz konusu oldu. Yine Türk Ceza Kanunumuzun kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama. Ayrıca tabii kırık meydana geldiği için bunlar hepsi cezada artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Sulh Ceza Hakimliğimizin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Tabii görüntüler incelenecek ve bu görüntüler neticesinde saldırıyı gerçekleştirenler, ilk etapta tespit edilenler, tutuklananlar ve sonrasında sahaya inmemesi gerekenler de sahaya indiği için bunlarla ilgili de gerekli adli kontrol kararları da verilmiş durumda, talep edilmiş durumda. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz.